Evet, Erdem amcanıza bir tur benim şapkayı verdim biraz emiklesin diye. Hakikaten acayip lezzetli sevgili izleyiciler. Şimdi Cenk amcanızın neden bunu sürekli taktığını ve başından eksik etmediğini anlar gibi oluyorum. Evet, şapkama her zaman söylediğim gibi sen başımdan eksik olma Emi. Cenk, bütün şapkalarında başımın üstünde yerin var şeklinde bir takım söylemlerde bulunur sevgili izleyiciler. Gerçekten çok frankofon bir insandır. Şimdi bugün Metallica ayı biraz baştan yaratmamız gerektiği hususuna irdeleyeceğiz sizlerle. Evet, neden? Çünkü biliyorsunuz son dönemde yeni bir şarkı. Ya bir şarkı daha yaptık. Bak bir şarkı yaptık biz falan diye. Ortalıkta sosyal medya olsun, internet camiası olsun şarkısını şey yapıyor, paylaşıyor. Evet. Bak bu da benim şarkı biz falan de gibisinden. İlk defa dinleyip ona verdiğimiz reaksiyonu ve de aslında Metallica'yı baştan yaratmak için aklımızdaki muhteşem fikri buradan söyleyeceğiz. Eğer Metallica'da izliyorsa bizi dinlemesini salık veririz. Zira ilk albümlerinden beri biz kendilerini dinliyoruz. Evet, biraz onlar bizi dinlesin diyorsun. Bugün sevgili izleyiciler, yani tam bir reaksiyon videosu olacak. İnanılmaz, ben reaksiyon videolarına çok bayılıyorum. İlk kez dinleyeceğiz ve reaksiyonumuzu anında sizler görmüş olacaksınız canlı canlı sevgili evet. İzleyiciler. Buyurun. Başlayayım mı? Yok. Olmamış. Olmamış. Bir şeye benzemiyor sevgili izleyiciler. Yani bir kere bir şarkı böyle başlamamalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim Metallica'yı baştan yaratmak için grubun bazı üyelerinin değişmesi gerektiği hususundaki söylemlerimize yer vereceğiz burada. Şimdi James'le... Şarkının adı da Lux Eterna koymuşlar. Lüks lamba. Lüks lambası. Sonsuza kadar yanacak bir yana. Lüks lambasından den vurmuşlar. Kesinlikle sönmez şeyiyle satılıyor. Asla sönmez mottosuyla. Evet. Zaten albüm kapağı da öyle olacaktı herhalde. O cart sarı Metallica'ya hiç yakışmamış, onu söyleyelim. Evet, yani ne öyle, bir de o güzelim yılların Metallica'sının logosu olan sevgili dişli M harfini sanki bir amcanın, yürüyen bir amcanın gölgesi şeklinde tasarlamışlar. Evet. O tasarımcıyı direkt kovuyoruz sevgili izleyiciler. Ama tasarımcıya brief olarak da şunu bir emekli şeyine bir çevirsene. Emekli sandığının logosu gibi olsun falan demiş olabilirler tabii. Geldik gidiyoruz modlu da olabilir. Evet. Gölgeler uzamış falan ya. Şimdi öncelikle Lars ve James'i çok fazla insan tanıdığı için artık hani grupta kalsınlar diyoruz. Benim onlar Lars için de bir önerim olabilir. Onu daha sonraki... Gojira'nın davulcusu kesinlikle Metallica. Ama diye daha iyi bir davulcu bulamayız ki. O zaman ama şeyi de atmamız gerekir. James'i de atmamız gerekir. O zaman bununla uğraşacağımızda baştan sıfırdan bir James'i atarsak yerine bir tane adam bulamayabiliriz. İşte o zaman oraya şeyi koymamız gerekir. O da kabul etmez bizim Mustaine'i. Evet. O da yok ya, ben Megadeth farkası. Ben Metallica'yı yıllar önce bıraktım falan diye. Ben yani postanenin arkasında açtım küçük bir Megadeth dükkanım var diyebilirim. Evet. Basçı bir kere Jason Newsted üstadının gruptan atılması büyük bir hataydı. Öncelikle Jason'ı basçı olarak gruba geri koyuyoruz. Bence Jason Newsted zaten gruptan atılmamıştır. Kendisi gitmiştir sevgili izleyiciler. Zira kimse onu gruptan atacak cibilliyete sahip değildir diye düşünüyorum. Zira Flotsam and Jetsam gibi muhteşem bir gruptan sonra Metallica gibi mainstream, varoş bir sound'a girmesi bizi biraz üzmüştü. Daha sonra iyice üzdü ama Jason Newsted'i bası aldığımız zaman şimdi tabii Kirk denen arkadaşımızın Metallica'da olması... İçler acısı bir durum yani, bizi biraz üzüyor Allah kahretsin. Ama neden hala o zaman Kirk Metallica'da diyeceksiniz? James'in egosu yüzünden. James ondan daha iyi çalan bir gitarcıyı asla grupta barındırmaz, affedersiniz. Evet, çünkü James her konserde Kirk'ün yanına gidiyor ve bak senden daha iyi çalıyorum, bak nasıl basıyor, bak şimdi falan gibisinden kendisi power chordlarını ona gösteriyor, bilmem fark ettiniz mi sevgili izleyiciler? Bak şöyle basacağım, bunu burada basacağım. Power chordumu gösteriyorum. Pedallar var, oradan distortion'a bas falan şeklinde unutmasın diye Kirk'e yardımcı oluyor ve kendini daha bir... yüce hissediyor. Ayrıca bazen bakıyor ki Kirk yani biraz daha normalden daha iyi çalmaya başlıyor. Hemen gidip oradaki pedallara böyle umarsızca basarak ona ketenpereler yapıyor. Hadi şimdi çalabiliyorsan falan gibisinden. Bir de farkındaysan konserlerde gidiyor Kirk'in yanına. Şöyle çalıyor. Hani bak la lan orada diyor. Ama tabii seyirci onları zannediyor ki beraber çalıyorlar, şov yapıyorlar. Bu bir sahne şov. Hayır, halbuki James bu direkt Kirk'e öğretiyor. Burayı gene unutur. Ben gideyim şuna göstereyim de. Oradan diyor. Dolayısıyla James'in Kirk'ü kendi isteğiyle atma ihtimali yok. Ama Jason'ı basa aldıktan sonra hemen insanın aklı Soundgarden'a gidiyor. Oradaki Hintli gitarcı kardeşimiz olabilir ama onun
da gireceğini sanmıyoruz açıkçası. Evet, yani o da bu Metallica, yok abi sağ olun teşekkür ederim, ben Metallica benim için çok böyle şey mainstream olur falan gibisinden evet, düşünecektir diye düşünüyoruz. Onun yerine aklımıza hemen bir başka gitarcı olarak mesela benim aklıma Joe Bonamassa geliyor. Kendisi çok çok iyi çalıyor ama o da Metallica. Bonamassa o da olurdu ama o da bonadı. Dikkat edersen güzel bir espri bu. Pestil etkisinden dolayı bir evet, espri yaptım. Korkulan espri geldi. Dolayısıyla Joe Bonamassa da yani keşke girse ama girmez. Bir de o zaman çok fazla bluesy olacaktır grup. Ama sonuçta biz eski thrash'lere döndük. Evet, eski yani thrash'lerde de bilirsiniz melodi olmaz. Thrash o melodiye karşıdır kafası da olmaz. Çünkü thrash'in içerisinde melodi koymayı akıl eden de aslında Metallica amcanızdır. Bir de o Joe Bonamassa böyle ceketli meketli böyle düzgün parlak çocuk şeklinde gözüken abimiz değil mi? Evet. Kardeşimiz de diyebiliriz. Kardeşimiz tişört de giyer yani falan. Yani o pek Metallica'ya daha günlük kıyafetlerle çıkıyor yani. Bizimkiler biraz daha şık kalıyor yanında. Evet. O yüzden o da olmayacağı için akla sevgili James de biliyorsunuz Texas'tı. Böyle Southern Modern cowboy çizmesi falan deyince Zakk Wylde geliyor. Southernly. Zakk Wylde da ama girmez. Benim kendi grubum var. Zaten Ozzy ile çaldım. İllallah dedim. Beni gitardan soğuttu. Yani Ozzy ile uğraştım. Bir de beni James ile uğraştırmayın falan gibisinden ben düşünecek. Ben bakım yurdumuyum. Kim 90 yaşına gelirse beni gruba alıyor falan gibi de bir üzüntüsü olacaktır. Muhtemelen o da olmaz. O da olmayacaktır. Kabul etmez yani. Peki Steve Way diye bir arkadaşımız vardı. Bir aralar gitarı konuşturuyor. Falan diye gitarla konuşuyordu. Evet. Whitesnake'e girmişti kendisi. Orada artist artist bir şeyler yapıyordu ve gitarının kendisinin signature gitarını şöyle parmaklarını sokacak dörtlü bir taşıma şeysi vardı. Evet. Bakın bu gitarı ben imzaladım. Aslında gibisinde olur. Yani gider onları. Hem en azından soloları düzgün atar. Melodik olur. Evet. Bu arada Kirk'ün Little Wing yorumunu bir yerden bulup dinlemenizi tavsiye ederim. Bir şarkı bu kadar mı kötü çalınır affedersiniz. Yorum yapmış ama o yüzden kötü çalması normal. Kirk yorumu. Dolayısıyla evet Steve Vai olabilir. Yaşça da uygunlar. Ama tabii bütün bunlar aslında şöyle bir handikapı da var. Yani biz kimi seçersek mesela Jason'da, Steve Vai'da, işte Zakk Wylde, Joe Bonamassa bunların hepsi orada Lars Ulrich varken o gruba girirler. Evet. O biraz soru işareti. Yani bence hepsinin ön şartı tamam gelirim ama Lars Ulrich'i de değiştirelim olacaktır evet, diye düşünüyorum. Evet o ciklet çiğneyen şımarı oradan çıkartmazsanız ben Metallica'ya girmem diye tutturabilirler. Ama evet, yine de şimdiye kadar hani aslında dördüncü ya da beşinci adayımız olan Steve Vai daha uygun olacaktır. En azından konuşacakları ya hatırlıyor musun 80'lerde bir konsere gitmiştik falan diye eskilerden bahsedip öyle. Yani güzel. En azından sahnede James ya Steve sen gitarı nasıl konuştun şu gitarla bir konuşsana biz de dinleyelim falan diye hani sahnede yapacak bir tane daha şey çıkar trik bir şeyler evet, çıkar diye düşünüyorum. O konuşma şeyleriyle James'e çok güzel kontruşan gitarlar da çalacaktır. James bunu sever mi bilmiyoruz sanmıyoruz ama. Pek sanmıyoruz. Dolayısıyla James ya ben hem çalıyorum hem söylüyorum. Diğer elemanlar ne işe yarıyor? Hepiniz benim yaptığım işin yarısını yapıyorsunuz. Allah kahretmesin falan diye yine ben Rusya'ya kendine ayı avlamaya gidiyorum. Ne bu kapıyı vurdu çıkar. Kendini doğaya verecektir. Dolayısıyla yeni Metallica kadrosunu açıklıyoruz. Basta Jason Newsted, solo gitarda Steve Vai, diğer ikisi aynı. Bir tane klavyeci koysak mı ama onda çok şey olur. Olur yani belki Türk bir klavyeci koyabiliriz de dersin Cenk'cim. Tamam yani sonuçta bu arkadaşlarımız bu gruba katılmak isterlerse sevgili Metallica'ya katılmak isterlerse ki biz onları ikna edeceğimizi düşünüyoruz sevgili izleyiciler. Biz şimdi video biter bitmez ikisine de mail atacağız bakalım eğer sizin aranızdan bu ikisini tanıyan varsa hatta James'i falan tanıyan varsa Türkiye'ye geldiğinde tanışmışsınızdır belki böyle böyle bir fikri var Cenk derdi ne diyorsun what you say falan gibi bir soruyla. Bu kendisini. Lux Eterna ile ilgili olarak da hani böyle eski trash kodlarına geri döndü falan gibisinden gaydırı guppak yorumlar yapılıyor. Ne dersin canım Cenk'im benim? Tabii ki o yorumu yapacak. Yani ben de şu an burada değil de başka bir yerde konuşuyorsam çok güzel eski şeylerine döndü. İnanılmaz gaz bir şarkı falan derim. İçinde melodi yok bir şey yok falan bunları kesinlikle evet, söylemem. Olmamış sevgili izleyiciler. Yani nerede struggle ne? Diye sinirli şarkımız nerede? Şimdi o zaman videoyu Lux Eterna nerede Allah kahretsin. Struggle adlı fırça kaydı şarkıyı dinleyip birazcık gaza gelelim arkadaşlar. Biz Struggle Within dinlemeye gidiyoruz sevgili izleyiciler. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.